Metropol'ün bir anketi var, ona bakacağız. Sorulan soru da şu: sağlıklı yaşam için yeterli düzeyde beslenebildiğinizi düşünüyor musunuz? Şimdi alınan yanıta bakacağız. Yaşanan tüm sorunları karşılar nitelikte. Metropol Araştırma Şirketi'nin anketine göre Türkiye'de yeteri kadar beslenemediğini söyleyenlerin oranı %57.1. Cehennem, insanlar aç. Vatandaşta para yok, para. Çiftçisi, esnafı, asgari ücretle geçinmek zorunda olanı. Herkesin derdi aynı: geçim sıkıntısı. Uçmuş. Yakında biz de uçacağız zaten. Devlet dur demiyor ama. Ekonomik kriz, Türk lirasındaki değer kaybı ve daha pek çok neden. Halkın cebindeki para her geçen gün daha çok eriyor. O para eridikçe sağlıklı beslenme imkanı da azalıyor. Metropol Araştırma Şirketi geçim sıkıntısındaki gerçeği ortaya koydu. Bunların yükselmesinin tek nedeni bu başınızdaki iktidardır. Başka bir şey değil. Ben bunları 10 lira olmasından memnun değilim ki. Satamıyorum ki zaten. Alan yok. Oturuyorum ya. Öyle bir şey yok. Mazot, şey, her şey pahalı. Türkiye'miz biraz sıkıntı çekiyor yani. Yapılan araştırmaya göre sağlıklı yaşam için yeterli düzeyde beslenemediğini söyleyenlerin oranı %57.1 olarak hesaplandı. Yani toplumun yarısından fazlası hayatını devam ettirebilmek için en önemli gereksinimi karşılayamıyor. Hiçbir şey ucuz değil. Peynir, süt ürünleri, her şey aldı başını gidiyor. Sağlıklı beslenemediğini söyleyenlerin partilere ilişkin dağılımı da ilginç. AKP'lilerin %53.5'i sağlıklı yaşam için yeterli düzeyde beslenebildiğinizi düşünüyor musunuz sorusuna evet, %45.5'i ise hayır cevabını verdi. Sağlıklı beslenemediğini düşünenlerin oranı HDP'lilerde %74.1, CHP tabanındaysa %70.7 olarak ölçüldü.